4 özel programda Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ı Ankara Stüdyomuzda canlı yayında konuk etmeye devam ediyoruz. Sayın Bakanım, demokratikleşme paketi ve çözüm sürecine ilişkin epeyce konuştuk. Şöyle tekrar aslında demokratikleşme paketine dönmek istiyorum. Çünkü meclis açılacak. Anladığım kadarıyla işte haftaya da başbakan bu açıklamaları yaparsa meclis açıldığı gün işte 1 Ekim'de rutin açılışını yapacak ve arkasından hemen sanıyorum tezkere yüzünden yine ilk hafta ilk birkaç gün çalışacaksınız. Orada da sanıyorum gündeme ilk Ankara'nın siyasetine ve ülke gündemine sanıyorum bu paket damgasını vuracak gibi görünüyor. Doğru tabii, yani Eylül sonuna kadar bu başbakanımızın açıklaması planlanıyor. Evet. Yani zaten önümüzdeki hafta Eylül'ün son haftası. Önümüzdeki pazar artık Eylül'ün son, biliyorsunuz 29'u işte sonra pazar, salı biridir, salı öbür salı, yani 1 Ekim şeyin açılışıdır. Meclisin açılışıdır. Dolayısıyla şu önümüzdeki haftanın bir gününde biz bu açıklamayı planlamış olacağız. Tabii burada bazı yasalar var. Meclise gelmesi gereken. Yani gündeme getirdiğimiz yasa değişiklikleri veya yeni yasaların yapılması. Bunlar tabii meclise gelecek. Esasen bunlardan birkaç tanesi şu anda mecliste. Yani onların ismini vermeyeyim. Birkaç tanesi mecliste, meclis gündeminde olan. Onların çabuklaştırılması, öne alınması veya yeni gidecek bazı şeyler var, tasarlar var. Yani mecliste ilk günlerde tabii bunlar biraz gündeme gelecek. Zaten biliyorsunuz sonbahar dönemi meclisin yasama yılının biraz bütçeyle geçer. Evet. Yani Kasım ayı plan bütçede, Aralık ayı genel kurumda şeyle geçecektir. Bütçe görüşmeleriyle geçecektir. Bir de tabii önümüzdeki yıl işte seçim yılı, yani Mart ayının 30 Mart seçim var. İlk üç ay zaten dolayısıyla her parti kendi aday belirlemeye falan süreçlerini işte Ekim ayı, Kasım ayına koyuyor. Biz geçen hafta işte Merkez Karar Yürütme Kurulumuz vardı. Orada görüştük. Yani Ekim'in 15'inden itibaren zannediyorum işte başvurular alınacak falan. Yani bir de seçim süreci var. Evet. Ama yani bizim şu dönemde meclis gündemine götüreceğimiz yasalar genelde daha çok demokratikleşme paketiyle ilgili olacak. Yani tabii anayasa değişikliği de bir beklentimiz. Bu pakete anayasa değişikliğiyle ilgili anayasaya bağlayan bir hususu biz koymadık. Onu ayırdınız. Yani yasalarla ve şeylerle mümkün olan. Çünkü anayasa değişikliği yürüyecek mi, yürümeyecek mi, ne kadar yürüyecek onu henüz bilmiyoruz. Pek de iyi gitmiyor. Ama yani bir kısmı hükümet tasarrufu, yönetmelikler falan, onları daha çabuk yapmış olacağız. Yani bu tabii demokratikleşme adımları ile ilgili özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Bunlar özellikle şeylerle ilgili olan, yani değişik inanç kesimleriyle vesaire ilgili olanlar çok uzun süredir toplumumuzda şu veya bu şekilde konuşulan hususlar. Ha, bunları artık bitirmek gerekiyor. Yani biz doğrusu şu dönemde bu konuda biraz daha ileri adımlar atmak istiyoruz. Yani özellikle inanç noktası çok önemli. Evet. Yani insanlar inancından dolayı ne ötekileştirilsin ne de inancını yaşayamama yönünde bir endişesi olsun. Yani en temel özgürlüktür inanç özgürlüğü. Evet. Yani bu konuda toplumu rahatlatmak lazım. İkincisi de doğrusu biz hükümet olduğumuzda ilk icraatımız, ben belki tekrar oluyor ama tekrar hatırlatmakta da fayda var. Biz ilk hükümet olduk. İlk icraatımız toplumu normalleştirme yönünde adım atmak. Neydi o? Olağanüstü halin kaldırılmasıydı. Yani 18 Kasım 2002'de ilk hükümetimiz kuruldu. İşte o zaman Abdullah Gül'ün başkanlığındaki ilk AK Parti hükümeti ve 19 Kasım 2002'de de ilk bakanlar kurulu toplandı. Bizim ilk kararlarımızdan birisi bugün Güneydoğu'da olağanüstü hal vardı. Bunun kaldırılması oldu. Ve 30 Kasım'da da sona erdirdik. 30 Kasım'da. Yani hükümet olduk. 10 gün sonra ülkemizi normalleştirelim, normal hukuk sistemine geçirelim diye adım attık.
Olağanüstü hal ne demek? Olağanüstü hal hukukun bir kenara konması ve olağanüstü bir hukuk sisteminin o döneme has, daha çok idarenin tasarruflarından oluşan bir uygulamanın yapılması. Yani olağanüstü hal döneminde o bölgede yaşananları halen şu anda araştırmakla, kimi yargıda, kimi araştırılıyor ama insanları hayatına sinmiş o dönemin acıları, onu o dönemi yaşayan insanlar halen hatırlıyorlar. Yani olağanüstü hal çok çetin bir dönemdir Türkiye'de ve terörle ilgili, şiddetle ilgili maalesef tabii bir anlamda sorunu büyüten uygulamaların olduğu bir dönemdir. Yani o bölge insanına büyük haksızlıklar yapılmıştır. Dolayısıyla bizim ilk tasarrufumuz bu oldu ve AK Parti siyasi hayatına öyle başladı. AK Parti hükümetlerinin her senesinde bu vardır. Her döneminde toplum hayatımızı biraz daha normalleştirelim. Olağanüstülüklerden, geçmişin o hukuksuzluklarından, yanlışlıklarından arındıralım. Yani bugünkü paketimizin de özü bu. İnsan haklarını esas alan, insanı esas alan, insanı odağa koyan ve esas olan insandır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesine uygun adımlardır. Yani bunun ne pazarlığı olur biriyle ne de bunları geciktirmek lazım. İnşallah biz tabii çok kararlı şekilde yani bu paketimizi, baştaki söylediğimi de tekrar ifade ediyorum, şu 11 yıl içinde bir defada açıklanan ve yürütülen en kapsamlı paket bu olacak ve en zengin paket bu olacak. Onun için biraz fazla üzerinde çalıştık. Yani fazla vakit harcadık. Geçmişi, mevcut durumu, uygulamaları, mevcut yasaları, bütün bunları tabii çok iyi değerlendirmek gerekiyor. Çok iyi analizler yaptık. Ve bu analizler sonucu oluşmuş bir çalışma. Ya ben çok beğenileceğini ve toplumumuzun her kesiminde büyük bir takdir göreceğini ve rahatlama getireceğini düşünüyorum bu paketi. İnşallah öyle olur. İnşallah. Biz de başbakan açıklayana kadar merakımız İnşallah. Artmaya devam edecek. İnşallah. Siz çünkü övdükçe insan daha çok İnşallah. Merak ediyor. Sürprizleri İnşallah. Merak ediyorum. Doğrusu en çok üç başlık seçim sistemiyle ilgili, evet. cem evlerinin statüsü evet. ve evet. ana dille ilgili ne tür formüller var onları evet. merak ediyorum. Artık başbakan açıklayınca göreceğiz. Evet. Evet. Sayın Bakanım aslında biraz önce söyledik yani son ilk 2014'ün ilk 3 ayı da ağırlıkla Türkiye artık bir seçim saati haline girmiş olacak ve bunu siz anketlerin de aynı zamanda yakından takip ediyorsunuz. Hem bir sosyolog olarak da başka türlü de bakıyorsunuz. Yerel seçimlerde genellikle iktidarların oyları ister istemez düşer. Çünkü yerel seçim daha farklı. Baraj problemi yok. Başka partiler, bağımsız adaylar da giriyor. Ölçtükleriniz yerel seçimi de kapsıyor mu şu anda? Yoksa genel olarak işte AK Parti'nin 150 bandında bir oyu genellikle açıklanıyor. Şimdi bizim son partimizin yaptığı çalışma illeri ve büyük ilçeleri yani şeylerin ilçelerini kapsayan evet. illerin hem genel seçim hem belediye başkanı bazında bir araştırma Türkiye geneli. Onlar bitti. Yaz dönemi yapıldı. Bitti ve geçen MYK toplantılarında da zaten kamuoyuna da yansıdı evet. o araştırmaların sonuçları değerlendirildi diye. Yani biz orada yine %50'nin üzerinde bir yerdeyiz. Ve şu anda şey olarak bizim kamuoyu desteği olarak bir sorunumuz yok. Ama tabii yerel seçimler onun kendine özgü adaylar belirlenecek evet. kendine has o illerin hele şimdi rakip aday bile belirliyor. Hele şimdi bazen. Büyük şehirlerimiz tabii 30 büyük şehir oldu evet. biliyorsunuz. 30 büyük şehir yani seçmenin de nüfusun da %76'sını oluşturuyor Türkiye'nin aslında. 4'te 3'ü. Evet, ciddi bir şey. Şimdi oralarda tabii yeni bir sistem uygulanacak. Yani büyükşehir belediye başkanı seçiminde bütün il sınırları içindeki evet. diğer köyler de o köyler de. Hepsi mahalle oluyor. Onlar da oy kullanacak falan. Yeni yöntemler de geliyor. Bütün bunların içinde yani yerel seçim biraz genel seçime göre hafif farklılıklar oluşturabilir ama şu anda bizim gördüğümüz kendi araştırmalarımızda önümüze gelen şeyde büyük bir farklılık yansımıyor, görülmüyor. Yani bize hem belediye seçiminde hangi partiye oy verirsiniz, hem genel seçimde hangi partiye oy verirsiniz sorularında birbirine de çok ciddi bir şey var, yakınlık var.
yani kamuoyu yoklamaları açısından. Ama halen tabii yeni araştırmalar yaptıracağız biz, özellikle aday tespitinde. İsimler belli olduğunda o isimleri de seçecek kitleye, seçmenlere soruyoruz. Yani araştırma olarak il veya ilçeye. Orada da en çok tercih alanlar yine aday olma sürecinde bizim için önemli oluyor. Yani AK Parti aday tespit ederken mümkün olabildiğince tabii yerelin hem teşkilatlarımızın görüşünü alıyoruz. Yani teşkilat yoklaması diyoruz onun adına. Hem de o ilde, o ilçede kamuoyu yoklamasıyla şeylerini alıyoruz. Onların görüşünü de alıyoruz. Ama yani şimdi artık seçimle ilgili çalışmalar başladı. Yani biz kendi partimizde doğrusu yoğun şekilde o çalışmaları başlattık. Kabineden çok dedikodular çıkıyor ama tahmininiz var mı? Bir isim sormuyorum. Sayısal olarak hani birkaç kişi de olsa olur mu? Yani o tür şeyler tabii kesinleşmedikçe bizim söylememiz yanlış olur. Yani şu ana kadar zikredilen, karar verilmiş, çok, onlar sayısal karar verilmiş bir şey yok. Ama konuşulanları sizler gibi biz de geriden duyuyoruz. Yani o manada karar verilmedikçe biz onu, ben kendim özellikle söylemem yani. Ama yani genelde işte üçüncü dönem meselesi var. Üçüncü dönemi dolan arkadaşlarımızdan tabii çok da başarılı arkadaşlar var. Biraz da seçimin alınmasının zor olduğu yerlerde o başarılı arkadaşlardan aday yapılabilir mi? Bunlar da konuşulan şeyler. Yakın alternatifler zamanda, içinde yani. Evet, yakın zamanda bunları da herhalde görürüz. Doğrusu. Açıklanmış olur. Evet. Bu üç dönem deyince bununla ilgili işte çok sık çıkarılan bir dedikodu var. Üç dönemi şartını kaldıracaklar gibi. Böyle bir ihtimal ya da böyle bir dedikodu sizin de yok, duydunuz. Böyle bir şey gündemimizde yok. Yani hiçbir yerde gündemde, resmi gündemimizde olan bir konu değil o. O bizim biliyorsunuz parti tüzüğümüzün evet, bir hükmüdür. Ve yani şu anda kabullenilmiş, işte uygulanması beklenen bir hükümdür o. Ben de onlar içindeyim yani, evet, kendim de yani o konuda hepimiz biz şöyle bir duygu içindeyiz. Ben kendi duygumu, arkadaşlarımla konuştuğumuz şeyleri. Yani tabii bizim partimiz bizim için çok önemli. Yani parti hayatı sadece meclis içinde veya kabine içinde olmuyor. Yani bu bizim bir davamızdır, bir dava. İnandığımız, yani partimize değişik yerlerde, başka kademelerde hizmet edeceğiz. Başka arkadaşlar gelip onlar mecliste hizmet edecek. Yani ben doğrusu bu konuda hani bundan sonrası için kendimiz için bir boşluk falan görmüyorum. Halen yapılması gereken çok iş var, yapmamız gereken ve ondan sonraki hayatımızı da öyle planlayacağız yani. Bunun kadar olmasa da son zamanlarda yeni bir dedikodu da işte Cumhurbaşkanlığı seçimlerini halkın seçmesinden vazgeçip milletvekili mecliste seçim bir kereliğine bir iddia da tekrar gündeme geldi. Hiç böyle bir gündemde de yok. Kaldı ki biz Cumhurbaşkanlığı halka seçtirmeyi yani ülkemizdeki çok ileri bir demokratik adım olarak ve yani onun referandumuna çok önem verdik, evet, emek verdik. Yani Türkiye'de çok önemli atılan bir adımdır. Cumhurbaşkanlığı'nın mecliste seçilmesi bugüne kadarki tecrübelerle bazı istisnalar olmakla birlikte yani daha çok vesayet sisteminin köşke taşınmasıydı. Evet. Ve orası biliyorsunuz bizim hükümetimizin ilk döneminde de o zorlukları yaşadık. Evet. Yani köşk bir anlamda iktidar üzerindeki vesayetin farklı bir şeyiydi. İşte halkasıydı. Ana muhalefet partisi gibiydi. Biz şimdi rahatlattık. Yani artık bundan sonra da millet seçecek ve ha yani başka şeyler tabii gelecekte olur mu? Başkanlık sistemi vesaire gibi tabii konular tartışılıyor. Onlar falan eğer bir gün toplu değerlendirilirse başka. Ama yani şu anda bu sistem içinde Cumhurbaşkanı'nın halka seçtirilmesi çok ileri bir adım ve çok doğrusu çok gerekli, çok demokratik bir şey. Yoksa yine eskiye döneriz. Yani mecliste pazarlıklarla vesaire o Cumhurbaşkanlığı seçimleri hiç beklenmeyen ani sürpriz birileri gelir falan. Yani onlar bu safhadan sonra Türkiye'nin taşıyacağı şeyler değildir diye düşünüyorum ben. Evet, söylediğiniz gibi ben ihtimal verdiğim için değil, bu evet, çok bu ara kulislerde evet, dillendirilmeye evet, başlandığı için onu da sormak istedim. Sayın Bakanım, kalan vakitte de birkaç başlık daha var. Tabii, onları konuşmak buyurun istiyorum. Bunlardan bir tanesi de siz aynı zamanda işte Kıbrıs'la da ilgilisiniz. Doğru. Kıbrıs'ta bu hem dış politik hem bölgesel ataklar hem Türkiye'nin kendi iç tartışmaları içinde biraz kenarda kaldı ama çok sakin. Onlar da böyle bir belirsizlikle devam ediyor gibi der. Kıbrıs'ın durumu nedir?
Tabii müzakere süreciyle ilgili bir canlılık yok. Evet. Şu anda biraz belli bir hazırlık var Birleşmiş Milletler'de. Sanıyorum bu ayın sonunda, işte önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gidiyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. İşte arkadaşlar da gidiyorlar falan. Oralarda belli miktarda bunlar gündeme gelir. Belli görüşmeler olabilir ama Güney Kıbrıs birazcık ekonomik sorunlarıyla halen çok meşgul. Yani onlar çok fazla etkilenler rahat. Evet, halen de o ekonomik sorunlar derinleşiyor orada. Onunla meşguller. Tabii işte başkan, bir ara gülücükler dağıtıyordu hani yeni başkan, ama yeni başkandan umutlanıldı. Evet. Ama başkan da o beklentileri karşılamadı. Yani önceki hayatıyla orantılı bir şey bekleniyordu. Yani daha önce referanduma evet. destek vermiş vesaire, ama seçildikten sonra o manada kendisinden bir şey gelmedi. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'yla bir araya geldiler bir iki defa, aile birlikteliği vesaire. Ama müzakere sürecinde şu anda bir şey yok doğrusu. İleri bir adım yok. Ama yani Kıbrıs'ın stratejik önemini biliyoruz. Hele şu son zamanda Akdeniz, Doğu evet. Akdeniz daha da bir önem kazanıyor. Dolayısıyla oradaki bizim hassasiyetlerimiz de sonuna kadar geçerli. Yani biz de o bütün hassasiyetlerimizi koruyoruz. Orada biliyorsunuz doğalgaz, enerji ile ilgili çalışmalarımız var. Su projemiz devam ediyor. Yani buradan adaya su götürme evet. gibi. Türkiye olarak biz oradaki bütün sorumluluklarımızı da yerine getiriyoruz. Yani. Ama Kıbrıs'a bir ilerleme yakın zamanda. Şu anda müzakere sürecinde zikretmeye değer bir şey yok. Evet, yani bir gelişme yok. Sayın Bakanım, buraya sosyal üniversite ile ilgili bir toplantıdan geldiğiniz için onu da sormak istiyorum. Çünkü ben sosyal üniversiteler açıldığı zaman çok mutlu olmuştum. Çok da sevinmiştim. Sosyal üniversitede adı da bu şekilde kuruluyor. Biraz da isterseniz bu üniversiteden bahsedelim. Sizi buraya kadar yorduk. Hiç olmazsa bunun karşılığı olsun. Evet, çok teşekkür ederim. Tabii ben bir sosyal bilimciyim. Evet. Yani kendim hep sosyal bilimler. Bence Türkiye'nin en büyük açığı orada. Fen bilimlerinde çok... Yani evet. Yani hepimizin şeyi şudur son yıllarda. Doğrusu bir dönem özellikle. Şu son birkaç yıl biraz değişiklik oldu ama... yani daha çok tıp bilimleri, fen bilimleri çok gelişti. En zeki öğrenciler, işte en çalışkanlar oralara gitti falan. Tabii onlar da iyi ama yani ülkelerin gelişmesinde yani sosyal bilimler tabii çok önemli. Planı programlar yani, evet, düşünce hayatının gelişmesi, iyi tarihçiler, iyi edebiyatçılar, iyi sosyologlar, iyi siyaset bilimciler, bütün bunlar da doğrusu benim evvelden beri bir hayalimdi. Yani fenin olmadığı, mühendisliğin olmadığı, tıbbın olmadığı, sadece sosyal bilimlerin olduğu. Hep genellikle onlara monte ediliyor çünkü. Evet, lisanstan çok lisans üstünün ve araştırmanın ön planda tutulduğu bir üniversite. Genelde başta Batı ülkeler olmak üzere başkentlerde böyle üniversiteler vardır. Onlar hem think tank kuruluşlarını beslerler, oranın akademisyenleri, evet. Hem de devlet elitiyle yakın iletişim içinde olurlar. Birbirini etkilerler, evet. Birbirini desteklerler. Bu manada başkentte, işte Ankara'da başkentimizde, biz de böyle bir sosyal bilimler, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nin yasasını geçen yıl çıkarmıştık. Şimdi onun çalışmaları başladı. Doğrusu ben de tabii oranın rektörü var, heyeti var ama ben de dışarıdan oraya işte üniversitenin bir anlamda düşünce babası gibi diyeyim veya kurulma safhalarını biraz hızlandıran, yürüten kişi olarak oranın tabii işlerine de biraz iyi yürüsün diye katkı vermeye çalışıyoruz bir grup arkadaşla. Şu anda iyi bir rektörlük binası Ulus'ta. Yani Ulus'u mekan merkez olacak. Tarihi binalar. Simgesel bir önemi de var. Mümkün olduğunca tarihi binalarda olsun. Ulus Ankara'nın merkezidir. Ve Cumhuriyet döneminin ilk tarihi binaları hep oradadır. Evet. Ve şimdi rektörlük olarak yerleştiği yer Cumhuriyet döneminin ilk başbakanlık. Ya yani 1937'ye kadar başbakanlık binası olarak kullanılmıştır. Valinin yanındaki. Evet, orası rektörlük binası. O civarda epey tarihi binalar var. Yani birazcık Sosyal Bilimler Üniversitesi'ni böyle bir hem tarih konsepti içinde ama o binaların içi tabii çok iyi donanımlı hale getirilecek. Bir de tabii orada dini bilimler fakültesi var. Yani
Hacı Bayram evet. şeydir biliyorsunuz. Yani Ankara'nın manevi merkezidir ve tarihi merkezidir. Hacı Bayram'la irtibatlı bir İslami bilimler, dini bilimler de olsun. O civarda yerleşmesi olsun gibi. Eminim bu çalışma Ankara'yı da çok şey yapacak. Yani Ankara'yı özüne döndürecek. Ankara'nın gelişmesine ve o tarihi mekanların korunmasına da çok destek verecek. Valilik ileride boşaltır mı orayı? Yani bilemiyoruz. Valiliğimiz bence boşaltsa iyi olur. Valiliğimiz, madem öyle... valiliğimiz kıymetli bizim. Ankara başkentin valiliği. Hiç itirazım yok. Hani yeni bu tarafa çok yeni binalar. Oraya yapıyor. Tabii her zaman en iyi yerlerde bulunabilir. Ama yani şu anda valiliğimiz de orada. O valimizin oturduğu bina da iyi bir binadır. Çok hem de eski da ve güzel. O da tarihi bir mekan. O da yenilendi. Dolayısıyla orada da şu anda bir sorun yok ama oranın dışında çok orada şey bina var. Eski Sümerbank binası var. İş Bankası binası var. İleride Ankara'nın ilk eski adliye binası var. Hatta otel olarak kullanılıyor. Zamanında İstiklal Mahkemesi olarak kullanılmış o tarihi yapılar var orada. Yani oralarda epeyce bina var. Bunlar güzelce restore edilerek üniversite yapıları haline getirilebilir. Yani biraz planlarımızın içinde bunlar. Bunlar da var. Evet. Üniversite demek, Roma'nın da Ankara'daki merkezdir orası aynı zamanda. Aynen nereye öyle. Kalsanız Roma aynen öyle. Eseri çıkar. Yani Ankara'nın zaten. Tarihi oradadır. Evet, oradan çıkar. Evet. Son olarak efendim, üniversite demek tabii aslında hoca demek. Oraya o zaman biraz da güçlü isimleri herhalde transfer mi etmek gerekecek? Yani tabii orada biraz lisansüstü ağırlıklı olacak ve akademik tercihte de biraz çok özen gösterilecek. Yani standardı yüksek bir üniversite olması planlanıyor. Çünkü o dediğimiz fonksiyonları evet. görmesi ancak öyle olabilir. Diğer üniversitelerimiz zaten çok fazla. Ankara'da da biliyorsunuz yeni tabii üniversiteler ki, var, hem özel hem var. Kamu açılanlar üniversiteleri var, kuruldu. Yani bir sıkıntı da yok. Dolayısıyla her tür üniversite var. Burada biraz daha seçkinci, biraz daha özel. Geleceğe çok umut vadeden güçlü bir sosyal bilim üniversitesi planlanıyor. Yani akademik şey tercihte falan da doğrusu epey şu anda çalışılan kriterler var. Bu şehri çok seven bir Ankaralı olarak buna evet. ayrıca çok sevindiğimi söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. İnşallah en kısa zamanda güzel bir açılışına tekrar birlikte oluruz. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, yoğun gündeminizde sizi bugün buraya getirdik. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. 24 Özel'de Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'la demokratikleşme paketi ve çözüm sürecinin ayrıntılarını konuştuk. Haftaya yeni programda buluşmak üzere. İyi akşamlar efendim.